Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Bakara suresinin 3-5. ayetler, 3-4-5 bu ayetleri beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Önceki programımızda Kur'an-ı Kerim'in kendisinde asla şüphe olmayan bir kitap olduğu ve müttakilere hidayet rehberi olduğu ifade edilmişti. Ayetin mealini ve manasını ifade ederken. Burada bunların açılımını görüyoruz. Hüdellil müttakin, Kur'an-ı Kerim müttakilere hidayettir. Ben mealen önce arz edeyim. Kimdir o müttakiler? Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Ve yuqimuna s-salah. Namazı ikame ederler. Ve mimma razaknahum yunfigun. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Onlar sana indirilene iman eder. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki indirilenlere de iman ederler. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ve onlar ahirete yakini bir şekilde, şüphelerden uzak bir şekilde inanırlar. اُلَٰئِكَ işte bu özelliklerle muttasıf olan kimseler, bu özelliği taşıyan o müttakiler, Alâ hüden min rabbihim, Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve ulaike humul müflihun, ve felaha eren, kurtuluşa erenler de işte onlardır. Burada önce müttaki kavramı üzerinde bir derece durmamızda fayda görüyorum. Müttaki demek takva sahibi, kendini günahlardan koruyan anlamında. İşte Kur'an-ı Kerim insanları müttaki yapıyor, takva sahibi yapıyor. Onları günahlardan uzak bir hayata sevk ediyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e talebe olmak çok güzel bir nimettir. İnsanı tertemiz bir hayata ulaştırır. İnsanı günahtan, her türlü pisliklerden uzaklaştırır. Kur'an-ı Kerim takvayı 3 mertebesiyle zikretmiştir. Bunlardan birincisi şirki terk etmek. İkincisi masiyetleri, günahları terk etmek. Üçüncüsü masivayı, Allah'ın dışında olan şeyleri kalben terk etmek. İnsan bunlarla mükellef zaten. Yani şirkten kurtulmak, Allah'a ortak koşmaktan, Allah yerine bazı şeyleri ilah gibi kabul etmekten kurtulması lazım. Ama görüyoruz ki insanlığın büyük bir kısmı müşrik olarak Allah'a inanıyor. Ve dünyanın bugün değişik yerlerinde puta tapanlar var, ineğe tapanlar var, güneşe tapanlar var veya insanları adeta mabut haline getirenler var. İşte Kur'an-ı Kerim insanları bu gibi şirkten, Allah yerine konulan batıl mabutlardan kurtarıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim insanları günahlardan kurtarıyor. Mesela göz her şeyi görmemeli. Görmemesi gereken şeyler var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Müminlere söyle, gözlerini sakınsınlar, günaha karşı kapatsınlar ve namuslarına sahip çıksınlar. İşte bu bir takvadır. Yani günah olan şeyden gözü korumak bir takvadır. Gayrimeşru beraberliklerden kişinin kendini koruması bir takvadır. Bir takım içecekler var, haramdır. İçki türü şeyler, şarap türü şeyler haramdır. Onlardan midesini koruması bir takvadır. Dilini yalan sözden koruması bir takvadır. İşte Kur'an-ı Kerim takva olan şeyleri emretmek suretiyle, yani şunları şunları yapmayın tarzında yasaklamasıyla bu şekilde insanları günahlardan da kurtarıyor. Yoksa insanların kendilerine kalsa günah nedir bilmeyebilirlerdi. Nitekim bugün dünyanın pek çok yerinde insanlar günah diye bir mefhum bilmiyor. Günah yerini kanunun koyduğu sınırlar almış. Kanun yasaklamışsa onlara göre günah gibi, ama kanun bir şey demiyorsa sanki helal gibi kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim ise bütün kalplere, vicdanlara hükmedecek şekilde kendine tabi olanları günahtan kurtaracak esasları ortaya koyuyor. Bir de masivayı terk, Allah'ın dışındaki şeyleri kalbe koymamak ve sevdiğini Allah namına sevmek, buğz ettiğine Allah namına buğz etmek, bunlar da yine takva ile alakalı önemli noktalar. İşte Kur'an-ı Kerim
ilk insanlara hitap ettiğinde insanlar müttaki değildi. Ama Kur'an-ı Kerim hüdellil müttakin demek suretiyle işte onlar neticede müttaki olacaklar. Kur'an müttakilere bir hidayet rehberidir diye bu manaları bizlere anlatmış oldu. Ve Allah-u Teala sonraki ayette müttakilerin hangi özelliklere sahip olduklarını bazı özellikleriyle bize anlatıyor. Ellezine işte onlar yu'minuna bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Ve yukimuna sale namazlarını ikame ederler. Ve mimma razaknahum yunfikun kendilerine verdiğimiz şeylerden infak ederler. Burada üç amelden söz edilmiştir. Bunlardan birisi kalple alakalı, kalbin ameli yani iman. Diğeri bedenle yapılan bir ibadet yani namaz. Bir diğeri de malla yapılan bir ibadet, zekat, sadaka bu gibi şeyler. Ve zaten insanın yaptığı ameller ya kalbi bir ameldir veya bedeni bir ameldir veya malla ilgili yapılan bir ameldir. Allah-u Teala bu üçünü bir ayette cem etti. Bunlardan birincisi olan iman, inanmak anlamında ve tarif olarak şöyle tarif ediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak'tan bize bildirdiği şeyleri kabul etmek ve onlara inanmak. Dinin zaruriyatı olan meselelerde ayrıntılarıyla inanmak, zaruriyattan olmayan ikinci derecede meselelerde mücmelen ana hatlarıyla iman etmek. Sa'd-ı Taftezani imanın tarifinde şöyle demiş. Allah-u Teala'nın dilediği kulun kalbine onun iradesini kullanmasından sonra ilka etmiş olduğu, bırakmış olduğu bir nurdur. Yani iman bir nurdur ve bunun menbaı Allah'tır. Allah kalbe imanı verir. Ama insanın da iradesini bu noktada kullanması lazım. İradesini buna yönlendirmesi gerekir. İnsan isteyecek, Allah onun kalbine imanı koyacak, yerleştirecek. İman, Cenab-ı Hak'tan bir nur. İnsan bu imanla hem kendini aydınlatıyor, kalbi iman nuruyla pür nur oluyor. Aynı zamanda alemi aydınlatıyor. İman adeta bir gözlük. İman gözlüğüyle insan aleme bakınca alemi nurlanmış olarak, pür nur olarak görüyor. Ve ölümü aydınlatıyor. İnsanın önünü aydınlatıyor. Öldükten sonraki hayatı aydınlatıyor. Ta beka alemine kadar bütün alemleri aydınlatıyor. Demek ki iman hem bir nur hem de bir kuvvet. İnsan imanı elde ettiğinde ölümü bile gülerek karşılayabilir. Gerçek imanı elde eden bir kimse ölümden korkmaz ve ecdadımızın ölürsem şehidim kalırsam gazi demesi imanından gelen bir kuvveti ifade eder. İşte iman bu gibi özellikleri taşıyor ve insan iman vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a intisap ediyor. Ben Allah'ın kuluyum. Bütün alemleri O yarattı ve bizler şu anda yeryüzünde Rahman'ın misafirleriyiz. Bu gibi manaları iman insana hissettiriyor. Onlar gayba iman ederler. Değerli izleyenlerim, bunu bir yönüyle şöyle açıklamış müfessirler. Yani onlar gıyaben de iman ederler. Münafıklardan farklı olarak. Münafıklar müminlerle beraber olduklarında amenna diyorlar. Biz de iman ettik. Ama kendi hallerinde olduklarında iman ettik diye bir söz kullanmıyorlar ve zaten iman etmemişler. Yalnız kaldıklarında onlar kafir. Gerçekte de kafir. Yalnız kaldıklarında, bir araya geldiklerinde ona göre konuşuyorlar. Ama bir mümin, samimi bir mümin, yalnız kaldığında da ibadetini yapar. Yalnız kaldığında da Allah'a imanının farkındadır, şuurundadır. Bir yönü bu. Bir başka yönü şöyle açıklanabilir. İnandığımız şeylerin tamamı gayiptir. Yani gayb, duyular ötesi, doğrudan elle tutup gözle görmediğimiz şeylere gayb deniyor. Ve imanın altı esası vardır. İmanın altı esasını biz gerçekten de görmedik. Yani âmentü billah diyoruz. Allah'a iman ettim ama Allah'ı görmedik. Ve melâiketihi, melekleri görmedik. Ve kütübihi, evet burada belki hatıra şu gelebilir. Şu anda önümdeki Kur'an-ı Kerim. Kitap önümüzde. Ama bunun Allah'ın kitabı olduğuna inanmak yine gaybi bir meseledir. Çünkü biz bu kitabı okuyoruz. Allah'ın kitabı diye okuyoruz.
Ama inanmayan birisi Muhammed'in bir kitabı, Muhammed'in bir eseri diyor. Dolayısıyla bunun Allah'tan bir kitap olduğuna iman etmek, bu da yine gayba iman etmektir. Peygamberlere iman, peygamberleri görmedik, gıyabında iman ediyoruz. Belki hatıra şu gelebilir, sahabeler peygamberimizi gördü, o şekilde iman ettiler. Burada biraz önceki dediğim nokta aynen geçerlidir. Onlar yine peygamberin gaybi yönüne iman ettiler. Yoksa Ebu Cehil, Ebu Leheb de peygamberimizi gördü. Ama onlar bir insan olarak gördüler. Peygamberlik yönünü kabul etmediler. Dolayısıyla velev peygamberle aynı devirde de yaşasak, peygamberin peygamberliğine inanmak gayba iman etmektir. Ve öldükten sonraki hayata inanmak, henüz daha o alem gelmemiş, gayba iman etmektir. Kader programına inanmak, kader programını gözümüzde görmedik, yine gayba iman etmektir. Gayba iman etmek bir ayrıcalıktır, bir farklılıktır. Ve gayba iman etmek sayesinde biz sadece gördüğüne inananlardan kurtulmuş oluyoruz. Bazıları sadece gördüklerine inanıyor. Halbuki günümüzde ortaya çıkmıştır. İnsanın gördükleri çok az, görmedikleri çok daha fazla. Adeta kainatı bir anahtar deliğinden izliyoruz. O kadar görmediğimiz şeyler var. Görülenler son derece sınırlı. İşte bizler meleklere iman etmek, Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, peygamberlere iman etmek, bu gibi iman esaslarıyla dünyamızı genişletiyoruz. Mesela uzayda hayat var mı? Henüz daha tespit edilemedi. Ama biz imanımızla biliyoruz ki uzayda hayat var, orada melekler var ve melekler oraların sakinleri. Öldükten sonra hayat olacak mı? İlim buna bir cevap veremiyor. Ama biz imanımızla biliyoruz ki ölüm bedenin ölümüdür, ruhun bedenden ayrılması olayıdır. Şu anda ölenler aslında aramızdan ayrılmışlardır. Yoksa onların ruhlarının hayatı devam etmektedir. Demek ki bu manada gayba iman etmek müttakilerin bir özelliğidir ve çok seçkin bir özelliktir. Ve zaten işin temelinde de iman yer almaktadır. Ardından amel ve amellerin de başında dinin direği olan as-salatu imadüddin diye ifade edilen namaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde bize namazı emrediyor. Namaz dinin en temel ibadetlerinden birisidir. Ve bir insanın mümin olduğuna, Müslüman olduğuna en belirgin alametlerdendir. Ve bu konuda bir özür de yoktur. Buluğ dönemine gelmiş olan her insan namazını da kılmalı ve ömür boyu bu ibadetini yapmalıdır. Nasıl ki bir asker günlük eğitimini yapıyor ve o eğitimi yapmak o insana zor gelmiyor. Ben Allah'ın askeriyim diyen bir kimseye de namazını ikame etmek, namazını kılmak zor gelmemeli. Burada onlar namazlarını ikame ederler. Yukimuna sale, namazlarını ikame ederler. Doğrudan namazlarını kılarlar diye bir ifade değil bu. Namazlarını ikame ederler. Namazlarını ikame ederler derken, yani tadil erkanla kılarlar. Yani dikkat ederler, muhafaza ederler, vaktinde kılarlar. Bu gibi manalara bir işareti var. Bir de ikame etmek, namaz kılan bir toplum meydana gelmesi için gayret gösterirler. Bu da önemli bir manadır. Gerçekten bazı insanlar diğer insanların da namaz kılması için özel bir gayret içinde olurlar. Ve başkalarının da namaza başlamasına, Cenab-ı Hakk'a ibadetini yapmasına vesile olurlar. Demek ki insan sadece kendisi namaz kılmakla yetinmemeli. Başta evladı, çoluk çocuğu, yakınları, akrabaları olmak üzere diğer insanların da Allah'a kul olabilmeleri için elinden gelen gayreti göstermeli. Yukimunas sala bu manaya da işaret ediyor. Bunun geniş zaman ifadesiyle onlar namazlarını ikame ederler şeklinde ifade edilmesi şu anda da dünyanın her tarafında namaz kılanların olduğuna bir işaret gibidir. Yani herhalde namaz kılınmayan bir an yoktur yeryüzünde. Yeryüzü bir takva mescidi ve bu takva mescidinde ehli iman Allah'a ibadetlerini takdim ediyorlar. Şu anda bir yerde gece ise başka yerde gündüz, bir yerde sabah namazı kılınıyorsa başka yerde akşam namazı kılınıyor. Bir başka yerde aynı anda yatsı kılınıyor, bir başka yerde aynı anda diyelim öğle kılınıyor, ikindi kılınıyor.
Böylece o insanlar gerçekten namazlarını ikame ediyorlar, namazlarını kılıyorlar. Bunu ifadeden sonra ve mimma razaknahum yunfikun, onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden infak ederler. Değerli izleyenlerim, burada sadece zekat ve sadaka değil, genel bir ifade vardır. Yani onlara Allah ne vermişse Allah'ın verdiğinden başkalarını faydalandırırlar. Bununla beraber burada sadaka gibi, zekat gibi şeylerin ne gibi ölçülerde olması gerektiğine de işaretler görmekteyiz. Şöyle ki, onlara verdiklerimizden infak ederler. Yani mallarının tamamını vermezler. Çünkü malın tamamını verdiğinde kişi kendisi muhtaç hale gelecektir. İşte ayetteki min, baziyeti ifade eden min, bu manaya işaret ediyor. Onlara verdiklerimizden verirler derken, demek ki Ali'den alıp veliye vermek tarzında değil, kendi mallarından infak ederler. Başkasının malından cömertlik yapmak, cömertlik sayılmaz. Ve veren biziz, Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor, minnet edilmemesi gerekir. Ve zekat veren, sadaka veren kimseler kendilerini bir memur gibi görmeli. Nasıl ki bir mutemet insanlara maaş verir ama ben cebimden verdim diye de gururlanmaz, cebinden vermemektedir. Onun gibi başkalarına zekat yoluyla, sadaka yoluyla yardımda bulunan kimse bunu minnet vesilesi yapmamalı. Eğer minnetle verecek olursa yaptığı iyiliği boşa çıkarmış olur. Cenab-ı Hak bu noktada zaten hatırlatıyor ve buyuruyor ki يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman edenler! لَا تُبْتُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى Verdiğiniz sadakaları minnetle ve eziyetle boşa çıkarmayın. Demek ki bir insan minnet etmemeli. Çünkü Cenab-ı Hak rızkı veren biziz diye hatırlatıyor. Ve verdiğimiz kişi bunu nafakasında kullanmalı. Yunfigun'daki nafaka kökü, o kökten gelen bir ifade, buna işaret etmekte. Ve aynı zamanda ma, mimma derken onlara ne vermişsek onlardan infak ederler. Yani sadaka sadece malla olmaz, sadece zekat şeklinde olmaz. Bedenen de olur, söz ile de olur. Doğrudan kuvvetle, birinde diyelim kuvvet varsa o kuvveti Allah yolunda kullanmak şeklinde kendine verilenden nafaka vermiş olur. Ve günümüzde gün geçtikçe zekat yaygınlaşıyor elhamdülillah. İnsanımız böyle bir ilahi emrin farkına daha gittikçe varıyor ve başkalarıyla bunu paylaşmanın zevkini yaşıyor ve toplum o zaman bir takım problemlerden daha uzak olarak yaşayabiliyor. Malum toplumda zengin kesim vardır, fakir kesim vardır. Alt tabaka, üst tabaka, avam, havas şeklinde farklı isimlerle de bu isimlendirilebilir. Bu şekilde iki tabaka var. Zenginlerle fakirler arasında uçurumun olmaması idealdir. Ama normalde pek çok toplumda fakir gittikçe fakirleşir, zengin gittikçe zenginleşir. Bu da toplumda sosyal çalkantıları netice verir. Mesela 1879'da diyelim Fransız İhtilali olduğunda burada bir takım böyle halk sıkıntı içinde olmuş ama saraydakiler keyiflerine bakmışlar, zevklerine bakmışlar. Bunun neticesinde aradaki uçurum açılınca neticede halk ayaklanmış ve mevcut iktidarı devre dışı bırakmıştır. İşte toplumda bu gibi çalkantıların olmaması için zenginlerin fakirlerin elinden tutması lazım. Kendi mallarından bir kısmını onlarla paylaşması lazım. İslamiyet bunu belli bir sisteme bağlamıştır ve malın 1/40'ı, tarladan elde edilen mahsulün 1/10'ı o kimselere ait değildir. Tarladan elde edilen mahsulün öşür şeklinde yani 1/10 tarzında zekatının verilmesi lazım. Normal ticari kazançlardan da 1/40 şeklinde %2,5 tarzında verilmesi gerekir. Devlet nasıl ki vergi alıyor, bu da ilahi bir vergi tabiri caizse ama aynı zamanda bir ibadet. Sadece bir mükellefiyet değil, aynı zamanda sosyal bir zorunluluk. Bu yapıldığında insanların arasındaki, zenginle fakir arasındaki uçurum gittikçe azalır ve o toplum dengeli bir toplum olur.
Ama yapılmadığında zengin gittikçe daha zengin, fakir gittikçe daha fakir olur. Ve zenginler fakir tabakaya üstten bakar ve onları küçümser. Alt tabaka, üst tabakaya, zenginlere kin ve nefretle bakar ve onların mallarında gözü olur. Bunun neticesinde elinden gelirse çalar, elinden gelirse tahrip eder ve o zaman da toplumda düzen kalmaz, toplum karışır. İşte Kur'an-ı Kerim zekatı bir müessese olarak ortaya koymakla ve zekatın yavruları hükmünde teberru, sadaka bu gibi şeylerle bunu desteklemekle toplumda bir dengeyi tesis etmektedir. Cenab-ı Hak muttaki müminlerin bu üç özelliğine dikkat çektikten sonra وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ onlar, o müttakiler sana indirilene iman eder وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ senden önce indirilene de iman ederler. Bu da önemli bir nokta. Bizler اَمَنَ الرَّسُولُنُ okurken de bu manayı ifade ediyoruz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Allah'ın peygamberleri arasında biz ayrım yapmayız. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğimiz gibi Hazreti Musa'ya da iman ederiz. Hazreti İsa'ya da iman ederiz. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar ne kadar peygamber gelmişse onların hepsine iman ederiz. Burada Kur'an-ı Kerim Abdullah İbni Selam gibi ehli kitaptan olup da daha önce ancak peygamberimiz geldiğinde peygamberimize de iman edenleri misal olarak da belki göstermiş oluyor. Tefsirlerde bu manada nazara verilir. Yani onlar sadece kendilerine gelen peygambere inanmakla kalmaz. Sana da inanırlar, sana gelene de iman ederler. Biz nasıl ki diğer bütün peygamberlere iman ediyorsak, günümüz ehli kitabı da, tarih boyunca ehli kitap da peygamberimize iman etmekle mükellef. Hatta peygamberimiz geldikten sonra ona tabi olmakla mükellef. Ve burada peygamberimizin son peygamber olmasına da aynı zamanda bir işaret söz konusu. Yani senden öncekilere de iman ederler. Senden sonrasına iman etmezler. Çünkü peygamberimizden sonra la nebiyye ba'de artık peygamber yoktur. Dolayısıyla sonrasında bir peygamber gelmeyeceğine göre sonrasına iman etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ve bil ahireti hum yuqinun ve onlar ahirete yakinen inanırlar. Yani şeksiz, tereddütsüz, hiçbir şüphe olmaksızın ahirete iman ederler. Değerli izleyenlerim, aslında onlar gayba iman ederler derken burada ahirete iman da dahildir. Ama icmalden sonra tafsil deniliyor buna. Onlar gayba iman ederler genel bir ifadedir. Ardından bunun bazı ayrıntılarına girilmiştir. Yani sana indirilene iman ederler, senden önceki indirilenlere iman ederler, ahirete de gerçekten yakinen inanırlar. Bu da önemli bir nokta. İleride ahiretle alakalı çok ayetler gelecek. Oralarda daha bir takım açıklamalar yapacağız nasip olursa. Ahirete iman ederler derken yakinen inanırlar. Çünkü öldükten sonra dirilmek çok önemli bir mesele. Dinin İmanın temel esaslarından bir tanesi ve çok büyük bir nimet. Rahmeti rahmet yapan, nimeti nimet yapan ahiretin gelmesidir. Ölümün yokluk ve son olmamasıdır. İşte ahiret meselesi genelde insanların şüpheyle baktığı bir meseledir. Buna sadece iman ettim deyip kalmamak lazım. Yakinen iman etmek gerekiyor. Ve diğer ayette devamında اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ve felaha eren, kurtuluşa eren de işte bunlardır. Yani kurtulmak kolay bir şey değil. Bütün bu özellikleri taşımak gerekiyor. Gerek iman olarak, gerek amel olarak bunları taşımak gerekiyor. Felah, insanın korktuklarından emin olması ve umduklarına da kavuşması. İşte bu özelliği taşıyan kimseler korktuklarından emin olurlar ve umduklarına da cennet gibi, cemalullah gibi bunlara da nail olurlar. Cenab-ı Hak bizi de o müttakilerden eylesin. Bir başka programımızda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.